Merhaba. Bu videoda sahiyi Jenkins üzerinde koşu planlayacak şekilde çalıştıracağız. Bunun için sahiyi aslında editör ekranından çalıştırabildiğimiz gibi bir bat dosyası üzerinden de çalıştırabiliyoruz. Öncelikle o bat dosyası üzerinden nasıl çalıştırılıyor onu bir göstereyim. Dashboard'da bin'e tıkladığımız zaman burada aslında o bahsettiğim test runner bat dosyasının olduğu dizini gösteriyor burada. User data bin folder içerisinde bir test runner bat adında bir dosya var. Bu bat dosyasını tetikleyerek de sahiyi çalıştırabiliyoruz. Peki bunu çalıştırmak için ne yapmak lazım? Şöyle bir komut yazmak lazım. testrunner.bat boşluk çalıştıracağımız script'in veya suite'in adını yazacağız. Bu da tabi user data script folder'ı altında olmalı. Daha kolay olması için şunu çalıştırabiliriz. Mesela projem folder'ı altındaki suggest sah dosyasını çalıştıralım. Projem folder altındaki suggest nokta sah uzantılı dosyayı çalıştıracağız. Çalıştıracağımız URL'i girmemiz lazım burada. URL'i de girdim. Sonrasında çalıştıracağımız browser'ı yazmamız lazım. Mesela Firefox. Bu parametrelerle test runner bat'ı çalıştırıp enter'ladığımızda bat dosyasına dokunuyoruz. Bat dosyası da sahiyi bizim istediğimiz script'i veya suite'i çalıştırıyor. Evet, buraya da logunu atıyor zaten. Test runner batı bu şekilde çalıştırıyoruz. Bize de lazım olan şey zaten test runner batı komut sistemi üzerinden çalıştıracak parametreleri yazmak. Peki Jenkins tarafında bu işi nasıl planlayacağız? Şimdi bu makinede Jenkins kurulumu var. Ben Jenkins kurulumundan işte veya Jenkins kullanımından uzun uzun bahsetmeyeceğim. Sadece Jenkins içerisinde bir önce bir folder oluşturalım. Bu bizim sahi jobs folder olsun. Tamam. Ve bu folder altında da bir tane bir job tanımlayalım. Okey dedim. Şimdi koşu adında bir job tanımladım burada. Peki koşu adındaki bu job'ı nasıl tetikleyeceğiz, nasıl çalıştıracağız? Burada build adımında bir
Windows Batch Command seçiyorum. Şurada işte az önce gösterdiğim Test Runner Batı çalıştıracağız. Ama Test Runner Batın olduğu dizini önce çalıştırmamız, açmamız lazım. Şöyle alabiliriz Test Runner Batın olduğu dizini. Bunu şöyle tırnak içerisinde yazalım. Evet, dosyamız bu dizinde dedik. Sonra indik aşağıya. Şu komut şeyine yazdığımız kısmı alalım. Olduğu gibi buraya yapıştıralım. Yani bu dizine gidecek. Test Runner Batı'nın olduğu dizine ve Test Runner Batı bu parametrelerle çalıştıracak. Şey bu. Build konfigürasyonu bu. Tabii burada işte periyodik çalışmasını da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şurada Chrome dilini kullanarak nasıl yazılıyordu? 0-6 mesela sabah saat 6'da gibi. Bu saat 6'da koşu yapacak. Bu arada Chrome'da şu zamanlar nasıl yazılıyor? Bununla bir yazım şeyi var. Bunu da göstereyim. Bakın mesela burada saat 4'ü 5 geçe. Her gün sabah 4'ü 5 geçe gibi planlayabiliriz. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Benim yazdığım şöyleydi. Her gün 6'daydı. Her gün 4'te olanı da alayım ben mesela. Şöyle bunun bir üstündeki satıra yapıştırayım. Böylece schedule edebiliyorum. Periyodik olarak. Save diyorum. Şimdi çabamızı oluşturduk. Buradan build dediğimiz zaman bakın Test Runner Batı çalıştırdı. Test Runner Batı bizim projeyi tetikledi. Bu bahsettiğim gibi bir script de olabilir. Bir suite de olabilir. Yani şu konfigürasyonun içerisine ne yazdıysak artık yani bir suite yazarım şuraya. Test URL neyse onu yazarım. Şuraya browser'ı değiştirerek yazarım. Burada farklı bir şey daha create ederim. Bir koşu daha create ederim. Bunu Chrome'da koşturun. Bunu Firefox'ta koşturun. Farklı saatlerde koşturun. Gibi burada Jenkins üzerinde planlama yapabiliyoruz. Aynı şekilde Jenkins üzerinde planlanan bu koşuyu schedule bazlı oluşturabileceğiniz gibi deployment bazlı tetiklenecek şekilde de oluşturabilirsiniz. Jenkins ve Sahi videosunda da anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.